Efendim, geçici işçilerle ilgili bir düzenlemenin meclis başkanlığına sunulacağınızı ifade etmiştiniz. Yine sunulmadı. Çalışmalar ne durumda? Mecliste. Mecliste şu anda, mecliste. Tahmin ediyorum bu hafta, öyle tahmin ediyorum. Bu hafta meclis gündemine almış. Geçici işçi sorunu çözüyor. Dosya önümüzde, her konuyu ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işler demiştim. Şimdi geçici işler meselesi kapanıyor inşallah meclisimizin vereceği kararla. Geçici işler meselesini tarihe koyuyoruz. Şimdi devlette norm kadrolar var. Çalışanlara norm kadro devlet üzerinde. İşte yani bu iş yerinde aslında 1000 tane işin çalışması lazım. Değil mi? Bir de geçici işler var. Devlet o norm kadroya eksik olduğu zaman, emekli oldukları zaman norm kadroya eleman alırken kıdem sırasına göre mevcut geçici işlerden almasını biz de öğrendik. Bir şart var mı peki? Yani şart, bekleme süresi, çalışma süresi. En kıdemli olanlar alır. En kıdemli. Evet. Bir alt sınır var mı? 2 yıl, 3 yıl gibi, yok, ya da sınır yok. Hiç sınır yok. Sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işlerin de uzun süre 11 ay 29 gün çalıştırılması konusunu kanun teklifinde öğrendim. 11 ay dedim, 29 gün. Doğru değil, mağdur yok. Çünkü primini yatırmamış adamlar prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Yani kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler. Onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi işverenlerinize sorun, yani televizyonlara sorun. Deyin ki staja gelen çocuklar için prim yatırırsanız stajı alır mısınız? Staj bir eğitimdir. Siz de yaşamışsınız, bunu tahmin ediyorum. Kavramları doğru kullanın. Teşekkür.